Merhabalar Basit Borsa kanalına hoş geldiniz. Kısa bir video yapmak istedim. Halka açıklık oranı işte belli seviyelerde olan işte aktif karlılık oranını görebileceğimiz ucuz hisselere bakmak istedim. Bunu da açıkçası Serkan Ünal hocamızın Değer Yatırım diye bir Twitter hesabı kullanıcı adı da var. Takip edebilirsiniz. Yaptığı çalışmaya istinaden açıkçası aklıma geldi bu video. 2010-2017 arası bizde işlem gören şirketlerin görece hesaplanmış aktif karlılık oranları diye bir araştırması varmış. Burada da ekonomi, politika ve finans araştırmaları dergisinde yaptıkları yayında. Burada halka açıklık oranı arttıkça aktif karlılık oranının düştüğünü görüyoruz. Ben de dedim ki aktif karlılık oranı hani en azından yüksek bir seviyelere bakalım dedim. Halka açıklık oranı %40'a kadar olan şirketlerin işte fiyat kazanç oranı düşük olan şirketlerimiz neler? Bunlara bakayım istedim. Şöyle baktığımızda burada filtrelerimi Fintables'tan ekliyorum. İşte fiili dolaşım oranını %40'tan küçük yaptım. Fiyat kazanç oranı 1 ile 12 arasında yaptım. Aktif karlılık da ekledim ve net karın arttıranlar yıllık dediğimde fiili dolaşım oranı 40'tan aşağıda 60 şirket e, bulunuyor filtremizde. E, bunları siz de ayrı ayrı bakabilirsiniz. Burada listenin başında Tuborg var. Daha sonra da İşdemir geliyor. Çok düşük gerçekten. Yüzde yalnızca 5'i işte %4.30'u e, halka açık e, fili dolaşım oranı bulunuyor. E, onun dışında fiyat kazanç oranları da e, fena değil. İkisinde uygun seviyelerde bence. Fena değil. E, İskender'in Ömürçelik yeni bir bilanço açıklamıştı biliyorsunuz. Yine burada mesela Brisa'nın %10 e, iyi bir şirket. Ekpro'nun %11. E, 7 fiyat kazanç oranı yüzde %14.73 e, bu şekilde liste gidiyor Anadolu yüzde %15.2 9.31 fiyat kazanç oranı var burada aktif karlıkları da görüyorsunuz bu arada e, mesela Angen'in işte e, 17.26 fiili dolaşım oranı fiyat kazanç oranı 9.51 aktif karlığı da %176 şu anda işte Vespe'nin mesela iyi %17.45 düşük e, fiyat kazanç oranı 6.68 aktif karlığı %19.77 burada fiili dolaşım oranının e, iyi bir korelasyonda olduğunu e, gördüğüm için böyle bir araştırma yapmak istedim. Burada listedeki diğer şirketlere siz de bakabilirsiniz. Mesela iç de %24 aktif 1.47. işte fiyat kazanç oranı 2.93. Çok ucuz fiyatlanıyor. Burada Türk Traktör mesela iyi. E, çok iyi bir şirket. İşte Aselsan'ın da mesela çok yüksek değil. 25.78. E, onun dışında Koç Holding'in %26.37. İşte Otokar, İşmen, Alarko. E, baktığınızda birçok iyi şirket aslında çok fazla halka e, açmamışlar hisselerini. İşte Parsan mesela burada bakıyorum. Benim dikkatimi çekenle söylüyorum. Daha çok şöyle Petun mesela %33, işte Ege Seramik %33, Natan, Anadolu Sigorta, Çimsa, Vestel, Aksa, Petkim. Bunların hepsinin burada pilli dolaşım oranının düşük %40'ın altında olduğunu görüyorsunuz. Mesela arasında en aktif karlı yüksek olana da şöyle bakarsak, Angen, Hedef, Aras E, Utopya, Esen diye gidiyor. Bu şirketlere çok hakim olmama rağmen burada işte mesela benim hoşuma giden Türk Traktör var. İşte Kuagren fena değil. Ege Seramik Alarko bunlar. Ee, benim e, ilgimi çeken şirketler. Bunlar arasında fiyat kazanç oranı en düşük olanlara da şöyle baktığınızda yine işçilere mesela ilgimi çekiyor. Natan olabilir. İşte Vestel, Petkim, Bu işmen, Çimsa bunlar da e, şu anda fiyat kazanç oranı anlamında ucuz seviyedeler. E, bir de biraz daha böyle filtreleri arttırdığımızda işte mesela Favek arttıranlar, yıllık vesaire şu filtreleri de eklediğimizde soldaki. Zaten bu üstte de görüyorsunuz. Kamera dolayısıyla hepsi gözüke, gözükmeyebilir. Öz kaynak karlı arttıranlar, Favek marjını arttıranlar. Hepsi eklediğimde işte burada fiili dolaşım oranı e, yine kaç dedi, demiştik? 40 demiştik. Hatta bunu 50 de yapalım. Bir tık daha fazla şirket dursun belki de. Şimdi burada mesela başkent gaz başta var. işte bakıyoruz. Tire var mesela benim ilgimi çeken. Yine Kuva Granit, Tofaş, e, Parsan, Yükselen Çelik, işte Petkim, Cemtaş, e, Şecam, Şişecamın da 48.93. Burada fazla filtre eklediğimizde de bunlar da hem fiili dolaşım oranı daha düşük hem de gerçekten iyi seviyede olan şirketler. Bunlar arasında da fiyat kazanç oranına göre sıraladığımızda da Petkin ve Şişecam işte Cem Taş mesela burada ucuz seviyede ve yani iyi şirketler arasında. Böyle bir kısaca bir video yapmak istedim. Umarım faydası olmuştur. Siz de kendi araştırmanızı yapabilirsiniz buradaki şirketlerden. Ama dediğim gibi burada fiili dolaşım oranı düşük şirketlerimiz bu şekilde. Videoyu durdurup da ayrı ayrı bakabilirsiniz zaten. Ben de şahsen burada fiili dolaşım oranının daha düşük olduğu şirketlere böyle fok fok yatırımlarımı arttırmayı düşünebilirim. bence güzel bir ölçek benim için de. Güzel de bir çalışma olmuş Serkan Hoca'ya buradan hem verdiği ilham dolayısıyla hem yaptığı çalışma dolayısıyla teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmadıysanız da kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenip daha fazla kişiye ulaşmasını videonun sağlayabilirseniz çok sevinirim. Yorumlarınızla destekleyebilirseniz de çok mutlu olurum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın, borsayla kalın.